Başladı. Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, şu anda ilginç bir noktadayız. Narlı mahallemizin Denizli il sınırıyla buluştuğu noktadayız. Yanımızda muhtarımız Ercan Kaya var, Narlı muhtarımız. Şimdi şöyle yürüyerekten bir geçelim, sınırı bir geçelim. Şu şeyden, Muğla il sınırından, değil mi? Muğla il sınırından Muğla, Denizli il sınırına geçelim. Evet, Muğla. Şöyle hem yerimizi görelim. Muğla, Dalaman, Narlı mahallesi, kabaca Mersin, Acıpayam'a bağlanan sınıra doğru gidiyoruz. Ya yapılmayan bizim Dalaman Narlı Yayalık'tan 10 kilometre kimsesiz yolu geziyoruz yani. Yani, yani orası aslında 11 kilometre filanmış değil evet, mi? Evet 11 kilometre. Ama karşı taraf yolu yaptırmış. Evet. Yaklaşık 3-4 kilometre de bizim bu tarafa girmiş. Evet. Yani Denizli Belediyesi yaptırmış. Evet. Ama şu anda tartışmalı olan kısma geliyoruz. Şimdi biraz ilerleyelim, evet, görelim. Evet. Yani nereye kadar asfalt yapmışlar, nasıl olmuş. Şimdi biz iki tane yolumuz var. Bir, burası Acıpayam'a gidiyor. Denizli'ye gidiyor. Acıpayam'a, Denizli'ye. Çok kullanılan bir yol. Evet. Çamanlı'na da gidiyor. Nasıl söylesek şimdi? Güney Ege ile İç Ege'yi birleştiren, evet, aslında önemli bir arter burası. Evet, aynen. Modan, Alcı, Kelekçi, Çamali, Ortaca, Dalaman bu pazarına bu yolu kullanırlar. Bu yol aynı bu yolu geçiyor. Yani bu yol biraz daha böyle güzelleşse, asfaltı falan olsa ticaret ve ekonomiyi de olumlu etkiler, evet, diyorsun, evet, yani. Evet. Şimdi devam edelim, yola gelelim, sınıra gelelim. Şimdi bir de yukarıda Taşbaşı'ndan giden yol var. 6 kilometre sonra Çamali ana yoluyla buluşan. Biz genelde o yolla ilgili çalışmalar yapılıyor ama şimdi az önce bir arkadaşımız şöyle bir şey söyledi. Şimdi Dalaman'daki nüfusun yani neredeyse yarısının dedi Çamelinde, Gürsu'da, Kirazlı Yayla'da evi var. Evet. O yolu yapmak istiyorlar. Yani dedim ki yani zenginlerin yolu yapılıyordu, garibanların yapılmıyor mu dedim ben. Yapılmıyor, aynen. Yani aynen. Dalamanların aynen. Yolu niye yapılmıyor? Yani zenginlerin işte yaylayı rahat rahat gitsinler diye. Öyle bir konu gündeme geldi. Ben çok ilginç geldi bana. Demek ki şimdi Denizli Büyükşehir Belediyesi bizim buraya kadar gelmiş. Evet. Bizim, şu anda tam asfalt sınır noktasındayız. Evet. Bizim Dalaman'a 3 kilometre geldiler. Yani 3 kilometre oranın yol çatı muhtarına rica ettik ki bize doğru geldiler. 3 kilometre bize doğru yaptılar. Şu anda biz şeyde miyiz? Şu anda ta Dalaman'da. Bu yapılan yer Dalaman yani. Bize fazladan yaptıkları yer. Evet, bize fazladan yaptıkları yer. Biz şimdi kaç kilometre gidersek sınıra gelmiş oluyoruz? Hemen hemen ilerideki mezarlık var. Orada hani hemen hemen bir kilometre var ya. Yani. Normalde evet. İleriki 3 kilometre de 1 kilometre onların iç mahallesi şimdi var. Şimdi bizim bu arada geldiğimiz yol yaklaşık 10 kilometre. Yani buradan evet. Narlı'nın işte içine kadar, yayalığa kadar. Yol orada... Yaklaşık 8-9 kilometre bir evet, yol. 8-9. Ben şimdi gelirken yolu inceledim muhtarım. Hı, şimdi evet. O yolda aslında yol kötü değil. Çok kötü değil. Evet aynen. Fakat 3-4 kilometrelik bir hakikaten bozuk yerimiz var. Bozuk yerler var. Düzeltilmesi gereken evet, yerler. Genişletilmesi aynen. Gereken yerler evet, var. Aynen doğru. Az önce biz mesela şey de gördük. Rafting minibüslerin üzerinde evet. Rafting araçlarını evet, gördük. Evet bu yani, aynen işte Dalaman. Botlarını gördük. Yani burası biliyorsunuz yani turizm açısından, rafting açısından da evet. Önemli bir destinasyon. Sportif açıdan da çok evet, faydası olur. Aynen. Burada balık üretme tesisleri de var. Var. Ama en önemlisi dediğimiz gibi yani iki bölge arasındaki en büyük bağlantı. Evet, aynen. Şimdi sizin talep ettiğiniz bu aradaki bozuk 3-4 kilometrelik bir yer var. Evet, ben onu istiyorum. Yani. Buradaki yazdığımda normalde hani bunu Cimer'e de yazsam ben de demişmiyorum. Muğla'ya gidiyor, Muğla Dalaman'ın. Normal Büyükşehir, Dalaman'a. Dalaman. Onun değil, o benim değil diye. Arada kalan bu kimsesi yapmayan bir yol. Ya, Küren'e çık, Azman'a. Geçen sene ağzalarımla ben yaptım bu yolu. Hani başka yerlerden buradan şey malzeme getirdik, yaptık. Bu sene de... Ya yine, neredeyse biz dalacağız, yapacağız. Grader'le aynen, falan diyorsun. Aynen, yani. Grader'i yaptırırız yine. Grader'le de hani... Ama Allah'tan Denizli sağ olsun yani 3 kilometre falan getirmiş yolu buraya kadar. Getirdi. Denizli hiç yapılmasa müracaat edeceğiz herhalde. Bizim orayı yayılıktan beri... Oramı geçirdim böyle. Net böyle ben de bilmiyorum. Yapamazsak yapacak bir şey yok. Bunu mutlaka gündeme getireceğiz herhangi sağ bir şekilde. Allah, Sayın Karakuş'la da ilk görüşmemde ben bunu kendisine ileteceğim. Sayın CHP ilçe başkanı da gerekeni yaparız dedi. Yani bize olay havale evet, edilirse biz de gerekeni yaparız. Büyükşehir'den rica ederiz. Bu aradaki kısımdaki evet. En azından bozuk olan yerlerin hani yapımını sağlarız hı-hı. Dedi. Tamam. Çok ilginç bir yerdeyiz dediğim gibi. Yani biraz şöyle bakıyorum da.
Bu mevsimde asfalt da çok güzel. Aynen, yani sıcaklık güzel. 36, 35, 30 derece sıcaklık var, güzel. Yağış yok. Ben bu yolu çok da kötü görmedim. Çok kötü görmedim. Aynen. Zaten bazı bölümlerin bazı bölümlerimiz var. Biraz onarım yaptık. Biz buradan da yani hazır sizi de yakalamışken yani yetkililere hem Sezer Durmuş'a hem Sayın Muhammed Karakuş'a hatta Sayın İlçe Başkanı Şefik Oğuz'a bunu iletelim. Yani bu tamam. Mesaj anlamında olsun. Tamam, artık Allah bunu razı artık olsun. Denizli mi yapacak? Ondan sonra Dalaman Belediyesi mi yapacak? Büyükşehir Belediyesi mi yapacak? Bunu bir şekilde dile getirmek lazım. Evet. Çünkü dediğim gibi bu sadece Narlı'nın kullanacağı, sadece Gürleyiklerin kullanacağı, sadece Dalaman'ın kullanacağı bir yol değil. İki bölge arasındaki ticaret ve ekonomiyi de burası çok olumlu etkileyecek. Evet. Biraz o gözle bakmak lazım. Tamam Çamelli'ne millet yaylaya gitsin, evine gitsin, o yollar yapılsın falan ama yapısın, yani aynen burası, yapısın, da yapısın. Burası da ihtiyaç. Burası da ihtiyaç. Ama Acıpayam, Çamali bize geçerseniz bu yolu yaparız diye yani. O da var yani. Bunu da duyurmak lazım. İnanılmaz Narlı Mahallesi'ni hani oraya geçebilirsek bu yolu biz yaparız diyorlar yani. O da güzel yani. Muhtarım teşekkür ederim. İlginç oldu. Hakikaten çok ilginç bir yerdeyiz. Ve baktım şöyle bayağı da güzel yapmışlar. Geniş yapmışlar. Evet, yol oldukça geniş güzel. Yani. Neredeyse 3 araç yan yana duracak yani. Gayet güzel, geniş. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun.